Az önce DB gözatla ilgili veri eşleştirme ve dönen değerleri tablo ile eşleştirme örneklerinden bahsettik. Sonra Özgür Bey küçük bir konuşma yaptı, ara verdik. Şimdi de database tool'larından ikincisi olan DB güncelle ile devam edeceğim. DB güncelle DB gözatının aslında aynısı, aynı mantıkla çalışıyor. Aradaki tek farkı şu: bunda bir veri eşleştirme yok. Yani süreç şuradan geçerken gitsin database'de şu update veya şu insert işlemlerini çalıştırsın gibi bir ihtiyacınız olduğunda, az önceki şu carileri git orada da güncelle gibi bir durum olacaksa, database güncelle bileşenini kullanabiliyoruz. Buraya yazdığım update insertlerin içine de nasıl bir update veya insert ise yine eFlow'un içindeki elementleri kullanarak da bu işlemi yaptırabiliyoruz. Bazen örneğin işte firma bilgilerini güncelleyeceğim. Update firma tablosu. Set firma adı eşittir eFlow'daki firma adı. İşte virgül kodu eşittir buradaki kodu. Adresi eşittir buradaki kodu gibi bütün update'leri elementler yardımıyla kullanarak da gerçekleştirebiliyoruz. Benzer mantıkla eklemek için de bu işlemleri yaptırıyoruz. DB güncellerinin böyle bir veri eşleştirmesi olmadığı için içinde sadece ekleme ve güncelleme işlemlerini yapabilirsiniz diyerek işlemi geçiyorum. Söylemek istediğim bir şey daha var. Şu veri kaynağında veri kaynağı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi işte logo, eFlow, X veri tabanı. Aslında bunun tek bir mantığı var. O da şu: ben nasıl ki SQL'de bir sorgu çalıştırırken yukarıdaki anahtar nerede çalıştıracağını seçip çalıştırabiliyorsam, bunu işte farklı bir şey seçtiğimde bu sorguyu çalıştıramıyorum da gelip tablonun önüne Tiger nokta nokta dediğimde, pardon, veri tabanının adını yazıp çalıştırdığımda şu sol yukarıdakinin bir önemi kalmıyorsa, bu bizim database tool'ları içinde de aynı mantık. Yani biz genelde zaten müşterilerimizde bir tane veri kaynağı tanımlıyoruz. O da kendi ERP sistemlerinin veri kaynağı. İşte eFlow'dan bir şey çekeceksem de from eFlow nokta nokta tablo adını yazarak da buradaki sorguları çalıştırıyorum. Yani her farklı tablo için bir veri kaynağı tanımlamak zorunda da değilsiniz. Tablo adından önce database adını yazın. Bu sorguyu çalıştırmanız için yeterli hale gelecektir diyerek database tool'ların konusunu burada kapatmış oluyorum. Database tool'ları ile ilgili zaten DB gözata ait sorular geldi. DB güncelle ile ilgili merak edilen bir şey yok. Öyleyse devam ediyorum. Yemekteyken bir konuşmuştuk. Onu da ben size hatırlatmış olayım. Bazen database'de yaptığınız bir ekleme veya güncelleme işleminin sonucunu eFlow'a çekmek isteyebilirsiniz. DB güncelleden sonra tekrar güncellediğiniz veya eklediğiniz satıra ait unique bir kodla select edip DB gözatla çekebileceğiniz gibi, DB gözatın içerisinde aslında update ve insert'ü çalıştırmanız da mümkün. DB gözatın içerisinde bu işlemi yapabilmek için sadece şuna ihtiyacım var: bir tane değer döndürmem gerekiyor. Yani select'te bir şey döndürmem gerekiyor ki veri eşleştirmesini yapıp işleme devam edebileyim. O select'i çektikten sonra altına insert, update neyse istediğiniz kadar yazıp orada da çalıştırma imkanına sahipsiniz. Hani ihtiyaç oluyormuş, bunu da hani söylemiş olayım. Doğru bilgiyle yolumuza devam edelim. Şimdi burada bir BPM'in içerisinde tabii kullanıcı tanımlarken de söylemiştim. Süreçte görev atanan kişinin kimler olduğunu belirlememiz ve süreç başladıktan sonra değerlendirmemiz gereken durumlar olabiliyor demiştik. Biz bu işlemi şöyle yapıyoruz. Onlardan bahsedelim. Bu da yine bazen önem kazanan bir konu olabiliyor. Şimdi biz şöyle bir işlem yapabiliyorduk. Ben burada herhangi bir şey içerisine hiçbir şey katmıyorum. Bakın, bir tane status göster diyorum. Yani süreç elementlerine takılmıyorum şu an. Bir tane talep formu vardı. Ne yapıyorduk? Bunu yöneticisine gönder dediğimde başlatanın yöneticisine göndermek için ne yapmam gerekiyordu? Onaya gönder deyip başlatanın yöneticisine gitsin demek istediğimde ikinci görev formunu açıyordum. Sistem yetkilerinden yöneticimi işaretliyordum. Bu yöneticim şu anlama geliyordu: başlatan kişinin yöneticisi kimse görevi ona ata diye bir tanımlama yapabiliyordum. Buradan sonra bu yöneticinin de onayına gitsin gibi bir tanımlama yapmak isterseniz artık
eFlow'un sistem yöneticileri veya grupları size yardımcı olamıyor. Çünkü yöneticinin yöneticisinin kim olduğunu bu göreve atanan penceresinde bulamıyoruz. Bunun için bu kişinin kim olduğunu bilip bunun yöneticisinin yani bu kişinin yöneticisinin kim olduğunu hesaplayabilecek bir fonksiyona ihtiyacımız oluyordu. Bu gibi yerlerde de bir tane fonksiyon yazdık. Dedik ki bu işlem yapan kişinin yöneticisini bulan bir tane fonksiyon yazıldı. Bunun adı da Find Supervisor, yöneticisini bul fonksiyonu. İçine vermemiz gereken, doldurmamız gereken tek şey kimin yöneticisi bulunacaksa o kullanıcının User ID bilgisini vermemiz gerekiyor. eFlow'da User ID hesaplayan bir fonksiyon var. Bu başlatanın User ID'sini hesaplayabilecek fonksiyonlardan tutun da mesela şuraya başlatanın User ID'sini çekecek bir fonksiyon oluşturayım ben. Mesela diyeyim ki başlatan ID örnek olarak gösteriyorum. Hani işime yaramayacak. Örnek olarak farklı yöntemlerini göstereyim diye. Bir verdiğiniz değişken adı görüntülenmede verdiğiniz değişken adı. Çünkü her halükarda değişiyor. Evet. Doğru. Aslında şöyle de yapabiliyorum. Burada başlatan ID diye bir şey oluşturdum ya. Hı. İçini çift tıklayıp bu arka tarafta veri tabanında tuttuğu ismini genel olarak değiştirmemeye çalışıyoruz. Değiştirme imkanına sahipsiniz ama değiştirmemeye çalışıyoruz. Görünen adında buradan istediğiniz gibi değiştirme imkanına yine sahipsiniz. Şimdi diyorum ki başlatan ID'yi hesaplayan bir tane fonksiyonum var. Bunu da sıklıkla projelerde kullanıyorum. Başlatan ID'ye niçin ihtiyacım oluyor? Ondan da bahsetmeye çalışırım. Initiator ID diye bir fonksiyon var. Initiator başlatanın adını soyadını getiriyordu. Initiator ID de o kişinin başlatan kişi kimse ID numarasını getiriyor. İşte her sistemde her kullanıcının bir ID numarası var. Bu bilgiyi hesaplayıp getiren bir fonksiyon. Diyorum ki başlatanın ID'sini hesapla onu da başlatan ID elementine yaz. Set başlatan ID dedim. Şimdi ben yöneticiye görevi gönderiyorum burada. Yöneticinin kim olduğunu başlatanın yöneticisinden seçerek ilerleyebiliyorum. Ancak yöneticinin bir üst yöneticisine gönderebilmek için başka bir işlem yapmam gerekiyor ki onu da bu kişinin yöneticisinin kim olduğunu bularak yapmam gerekiyor. Böyle bir durumda da Find Supervisor fonksiyonunu kullanmam gerekiyor. Bunu tekrar atayım içeriye. Find Supervisor fonksiyonu benden sadece şunu istiyor. Kimin yöneticisini bulacaksam bana o kişinin User ID bilgisini ver diyor. Ben de diyorum ki bir tane daha fonksiyonum var. Last task completed by diye. İşte son işlem yapan kişinin ID bilgisini hesaplıyor. İşte son işlem yaptığım kişinin bir üst yöneticisini bul diyerek de o kişinin kim olduğunu bulacağım. Son işlem yapan kişi buradaki yönetici olacak. Bunun bir üst yöneticisini hesaplayacak. Onu da nereye yazacak? Üst yönetici diye bir alan açıyorum. Üst yönetici diye bir alan. Buraya dikkat. Burada da işte atamanın kime yapılacağını siz süreci tasarlarken bilemediğimiz durumlarda görevi o kişiye atamak için assignment diye görev ataması yapabileceğimiz bir element tipimiz var. Bu element tipini seçerek de user ID'yi set ettiğim anda göreve doğrudan o kişiyi atayabildiğim bir element türü onu kullanıyorum. Burada da diyoruz ki son işlem yapan kişinin bir üst yöneticisini hesapla, onu da üst yönetici elementine at diyorum. Üst yöneticiyi hesapladım. Şimdi üst yöneticiyi hesapladım. Görevi de ona atamam gerekiyordu. Bakın assignment elementler göreve atanan penceresinde süreç içinde gelmiş oluyor. En alta indiğimde üst yönetici diye bir tane elementin buraya gelmiş olduğunu görüyorum. Üst yöneticinin kim olduğunu da şuradaki fonksiyonla kullanıp göstermiş oluyoruz. Şimdi bir örnek yapalım. Bir hiyerarşiye göre mesela ben bakayım kim kimin yöneticisi. Ona göre görevi iki üst yöneticiye kadar götürmüş olayım. Şimdi diyorum ki Berna'nın yöneticisi Murat'mış. Murat'ın yöneticisi de zaten şunu aslında gösteriyoruz. Şunu bir daha göstermeye gerek yok. Şunu çıkar buradan. Biz direkt ilk kişinin yöneticisini göstererek de bu işi uzatmadan bitirelim. Diyorum ki talep edenin bir üst yöneticisini fonksiyon yardımıyla bulup
göndereceğim diyorum. Şuradan kullanıcıları tekrar açıyorum. Flow yok. Uğur. Kendi yöneticim kimdi ona bir bakıyorum. Özgürmüş. Ben bunu Oğuzhan yapıyorum. Güncelle diyorum. Şimdi de diyoruz ki benim üst yöneticimi bulup o kişiye atacak. Bu süreci kaydet diyoruz. Hemen bir tane bu işlemi nerede yaptık? Ankara eğitim sürecinde. Ankara eğitim sürecini başlatıyorum. Başlattım. Hiçbir bilgi hesaplamıyor burada. Aslında hesaplayıp kendi ID bilgimi getirmiştim. Onu da şurada göstereyim. Başlatan ID. Getirdiği bilgiyi burada göster diyorum. Bakın benim ID'm 1047'ymiş. Şimdi diyeceğim ki buradaki kişi başlatan değil X bir kullanıcı da olabilir. Bu kişi bu işi onaya gönder dediği anda son işlem yapan kişinin yöneticisini buluyor ve görevi de o kişinin yöneticisi olan kişi kimse ona atayacak bir çalışma yapmıştık. Yöneticimi Oğuzhan seçmiştim. Görev de otomatik olarak Oğuzhan kullanıcısına gitmiş oldu. Durumu gösterden iş akışını da açayım. Görevin ikinci görev formunda olduğunu da böylelikle görmüş oluyoruz. Burası benim için kilit bir nokta. Assignment veri elementine vermem gereken tek şey, yani şu üst yönetici adı altında açtığım elementin içerisine vermem gereken tek şey user ID bilgisi. User ID'yi nereden bulmanız gerektiği de size kalmış. Ben diyorum ki burada son işlem yapanın üst yöneticisini bulurum. Ya da başlatanın yöneticisine gönder. Ya da işte şunun e-postası bu olan kişinin adına gönder şeklinde. Ya da dışarıda bir tablo yapıp bir örneklendirme yapayım isterseniz. Bazen satın alma projelerinde şöyle yapılar karşımıza çıkabiliyor. Diyorlar ki İK ile ilgili bir satın alma yapılacaksa talep eden kişi kategori seçiyor. İK satın alması yapacağım diyor. Arkada da bir tablo tanımlanıyor. Diyorlar ki İK kategorisinin satın almacısı Uğur'dur. İşte İdari satın almanın yetkilisi Ahmet'tir. İşte IT satın almasının yetkisi Özgür'dür diyor. Biz de o kullanıcıların kim olduğunu adam kategoriyi seçip ileri dediğinde kategori sorumlusunu alıyoruz. Assignment element'e user ID bilgisini gönderiyoruz. Otomatik olarak satın alma yetkilisi o olmuş oluyor gibi dinamik bir yapı kurgulayabiliyorsunuz. Böyle bir yapı olabilir. Bunu kararlarla yapmak da mümkün. Yani kategori şuysa buna gitsin, buysa buna gitsin. Ama bu tek işlemde otomatik veriyi tek görev formunda set edebilecek bir imkan sağlıyor bize assignment veri elementi. Evet. Tabii ki. Şimdi aynı süreç üzerinde değişiklik yaptırıyoruz ya. Evet. Şimdi bu günlük yaşamda o süreçte bir görev tamamlanmış, bir sonraki görev tamamlanmak üzere birini bekliyor olabilir. Evet. Nasıl yönetiyoruz onu? Yani değişiklikleri yaptığımızda. Çok güzel bir soru. Bursa'da da gelmişti böyle bir soru. Biz şuna imkan sağlıyoruz. Normalde bazı benim gördüğüm programlarda süreç tasarımcısında değişiklik yapmak için program şu şartı arıyor. Açıkta hiçbir süreç olmaması gerekiyor diyor. Bunu yaptırdığınız zaman da böyle bir imkanı müşteriden bekleyemiyorsunuz. Hani bütün görevleri niye kapatayım? Kiminin teklifi toplanıyor, kiminin başka bir onayda bekliyor. Ben kapatamam diyor. Dolayısıyla biz süreçler açık olsa da süreç tasarımcısında değişiklik yaptırıyoruz. Bunu da şurada söylemiş olalım. Biz diyelim ki böyle bir sürecimiz var. Süreçler tabii böyle basit olmuyor ama böyle bir sürecimiz var ve bu süreçte bir değişiklik yapıyoruz. İşte bir tane görev şurada bekliyor, bir tane görev burada bekliyor diyelim ki. Eğer ben bu süreçte bekleyen adımı silmezsem çok büyük bir hata yapmış olmam. Burada bekleyen bir görev varsa ve ben bu görev formunu siliyorsam, silip de şöyle bir süreç tasarımı yapıyorsam, sildiğim görev formunda bekleyen işleri kaybetmiş olurum. Bunu da yapmamak gerekiyor. Ama süreç tasarımı yapan kişi zaten görev formunu öyle silmemesi gerektiğini, eğer silmem gerekiyorsa da o görev formunu, onda bekleyen bir iş olup olmadığını sorgulayıp ondan sonra silmem gerektiğini yani de... Yani o bekleyen görevler, o işi yapacak kişinin görev listesinden de silinmiş olur. Silinir, evet. Çünkü o task'ı, o görevi uçurmuş oluyor. Şöyle bir şey yok mu? Yani
hani bu revizyon mantığıyla ilerliyorsa burası eğer, bir geçerlilik tarihi oranına vermek gibi. Yani ben bu değişikliği yapıyorum ama bir Mart'tan itibaren bu akışın bu kurallarla geçerli olmasını istiyorum falan. Aa, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela biz süreçte değişiklik yaptığımızda ne yapıyorduk? Bu süreç arkada çalışıyor. 50 tane task var arkada açıkta bekleyen. Herhangi farklı yerlerde. Ben 20 gün uğraştım. Şirketin benden istediği yeni değişiklikleri süreç üzerinde gerçekleştirmiş oldum. Ve her kaydettiğimde de bakın süreci kırmızı bayrağı alıyordu. Yani yedek veri tabanı, eFlow Development veri tabanımızı alıyor ki bana burada test etme imkanı sağlıyordu. Ben bu işlemleri yaparken son değişikliklerle birlikte test edebiliyorum. Ama arkada çalışan canlı yapıya dokunmamış oluyordum. Eğer bu işlem işte 1 Mart'tan sonra devreye alınması gerekiyorsa 1 Mart'ta gelip bu süreci bu haliyle etkinleştir dediğimde 1 Mart'tan itibaren yeni değişikliklerle sistemi canlıya almış yani oluyorum. Yani bunu programlamak mümkün değil ama şu tarihten itibaren kendisini etkinleştirsin gibi bir şey söylemek. Evet değil, hayır. Bizim yapmamız gerekiyor. İki süreci birbirine bağlayabiliyor muyuz? Anlatacağım. Alt süreç mantığı var. O da birazdan maddelerim arasında. Onunla ilgili bir örnekte yapmaya çalışacağım. Bu hani satışta işte şu ID'lere göre görüştüğünüzde işte satın almacısı bu elemanı bu sağladınız ya. Orada evet. Eleman değişikliklerinde buradaki revizyonu nasıl yapıyoruz? Kişiler değişiyor mesela orada. Çıkıyor, ayrılıyor, giriyor falan. Doğru. Biz onu şu şekilde yönetiyoruz genellikle. İsminiz Yusuf Bey. Şöyle yapıyoruz. Mesela bu kişi bunu onaya gönder dediğinde bunu kişi üzerine atmıyoruz. Yani göreve atanan penceresinde ben buraya gelip Özgür Erol dersem, yarın bir günde Özgür bu şirketten giderse, görevi atananı Özgür yaptığım tüm görev formlarında tasarımı gelip buradan değiştirmem gerekiyor. Biz bunun yerine bu kişinin grubu kimse ya da title'ı kimse öyle bir gruba atıyoruz. Mesela diyorum ki Özgür finans müdürüdür diyorum. Bu süreci kaydediyorum. Görev hep finans müdürü grubuna atanmış oluyor. Finans müdürü grubunda da kim varsa gruplara giriyorum eFlow'dan. Finans müdürü üyelerine tıklıyorum. Finans müdüründe işte C. Yılmaz diye bir kullanıcı varmış. Tek değişikliği buradan yapmam gerekiyor. Diyorum ki C. Yılmaz gitti, Özgür Erol geldi. Kaydet dediğimde aslında o süreçte artık oraya gelecek görev atamalarında dinamik hale getirmiş oluyorum. Buyurun. Burada değişiyor ama veri tabanını attığımız yerde değişmiyor. Eskileri değiştirmiyor. Yenilerde onu yapıyor değil mi? Evet, bundan sonra başlayacak, oraya atanacak görevlerde oluyor. Ama şunu soruyorsanız onunla ilgili bilgiyi de vereyim. Kullanıcılar menüsünde diyelim ki bir kullanıcı gitti işten. Bakın mesela Berna diye bir kullanıcım var benim, Berdik. Onun üzerinde bekleyen görev sayısını da burada gösteriyor. eFlow biliyorsunuz kullanıcı bazlı lisanslanan bir program ve aktif olan kullanıcılar lisans sayısından düşer. Benim Berna'yı pasife almam gerekirse, artık gitti çünkü lisansımdan yemesini istemiyorum. Pasife al dediğimde onaylıyor musunuz diyor. Evet onaylıyorum diyorum. Bana bir de diyor ki Berna'nın üzerinde bekleyen görevleri birine atman lazım. O Berna'da bekleyen tüm görevleri de gidip başka bir kullanıcıya atmam gerekiyor. Attıktan sonra oradaki şeyi pasif yaptığımız değer silince eski veri tabanından siliyor mu yoksa burayla hareketlendiriyor mu? Hayır, Berna'yla o iş. Yani eskiden o işlemleri Berna yapmıştı. Berna şu an pasif ama... Veri tabanındakilerine dokunmuyor. Sadece buradan silinmiş oluyor. Dokunmuyor, aynen öyle. Sadece aktif görevleri, yani Berna'da şu an aktif bekleyenleri alıyoruz, başka bir kullanıcıya atıyoruz. Bunu pasife çektiğimiz her kullanıcı üzerinde olsa da olmasa da bu işlemi bir kere istiyor bizden, yaptırıyoruz. Yoksa zaten herhangi bir kullanıcıya da görevleri atabilirsiniz. Tabii. Diyelim ki ben şöyle bir akış tanımladım, tutarsal kontroller koydum içerisinde. İşte dedim ki 5000 liraya kadar olanları satın alma şefi onaylayabilir. 5000 ile 10000 arasında olanları satın alma müdürü onaylayabilir dedim. Ta ki revizyonumu yapana kadar. Şimdi bir görevim var. 5000'lik onayı bekliyor satın alma şeklinde. Sonra bir revizyon yaptım ve limitlerimi yükselttim. Evet. Dedim ki 10000 liraya kadar satın alma şefi yapabilir. Şimdi o görev satın alma şeklinde bekliyor. Henüz onaylamamıştı. Anladım. Ve ben bu değişikliği yapıp aktifleştirdim. Evet. 10.000 oldu. Ha 10.000 olur. Evet. Gördüm. Artık ya da tersi doğru yapacak olursam da yani şunu demek istiyorum. Yeni kuralıma göre
Doğru. Bekleyen görevleri update ediyor mu? Ediyor, evet. Aynen öyle. Yani kararın içinde rakam değiştirdiniz. O kararın içindeki kuralı değiştirdiniz tamamen. Hı-hı. Süreç aktifleştirdiğiniz anda, oradan geçtiği anda, açık olsa bile o görevler, ilk oradan geçişinde o yeni kurala göre işleyecek demektir. Buradan da aslında şöyle bir sonuç çıkmış oluyor. Açık görevlerden sonrasına bir değişiklik yapıyorsam, mesela bir karar var değil mi? Kararın içerisinde yapacağım kontrol, var olan bir değere göre yapmış olmam lazım. Yani düşünün ki, şöyle anlatamadım, şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki şu kişi bir şey talep etti. İşte ikinci yönetici onayına gitti. İkinci yöneticiden sonra da bir karar var. Onunla da diyorsunuz ki şu kişinin girdiği bir değere göre bir karardan geçireceğim. Ama siz şu kişide bir görev beklerken şöyle bir tasarım yaparsanız, bu kişi artık şöyle bir bilgiyi daha girsin. İşte bu da bir de şurada şehir girsin diye bir karar yaptınız diyelim ki. Ama görev oradan geçti artık. Siz o yaptığınız yeni değişikliğe göre bir karara sokarsanız, şurada bekleyen görevde o bilgi boş olacağı için karardan boş bir şekilde geçmiş olur. Yani istemediğiniz yere yönlendirmiş olursunuz. Bu gibi böyle ince detaylar da oluyor tabii ki. Ama bunları yaptığınız değişikliklerle birlikte göreceksiniz. Ama yapılan değişiklik aktif olan süreçlere anında yansır, etkinleşir dediğiniz zaman. Dur, o zaman bir şey daha demeyeyim. Tabii ki. Deminki sorum aslında belki tersini sordum. Satın alma şeklinin ikisi 5000 liraydı. Fonu değiştirdim, müdürü 5000 liraya kadar yaptım, satın alma şeklinin limitlerini düşürdüm. Bu, adamın aslında bekleyen bir onay var, evet. Ama henüz onaylamadı. Hı-hı. Ve ben bu değişikliği yaptım, aslında bir daha satın alma şeklinin onayına düşmemesi gereken bir şey. Tamam. Müdürün onayına düşmesi gereken bir şey. O bekleyen görev satın alma şeklinin listesinden silinip otomatik olarak müdüre yönlenecek mi, yoksa bir tetikleme yapmak gerekiyor mu? Hayır, o oraya bir kere geldi, o kişiye yani görev olarak atandı. Ama onaylamadı da. Olsun, onun üzerinde bir görev var artık. Önceki tasarımlara göre öyle gitmesi gerekiyordu. Siz onu aktifleştirdiğinizde ilk karara göre artık nereye gitmesi gerekiyorsa gitmiş olacak. Onun öncesindeki karar da ondan sonra gelecek görevlere göre artık o kişiye gitmeyecek veya gidecek. Peki hani genel olarak hayatta böyle bir ihtiyaç yok mu sizce? Yani bekleyen görevlerin aslında yeniden bir tetiklenmesi, yeni kurallara göre yeniden tetiklenmesi sağlamak. Bu ihtiyacı şöyle karşılamaya çalışıyoruz. İsminiz neydi? Esin Hanım. Biz bu değişikliği yaparken eğer bizden istenen bir talepse bu, destek ekibi zaten direkt bunu değerlendirir. Der ki, bakın şefe gelmiş görevler var, biz şefe gelmeden önceki kararda bir değişiklik yapıyoruz. Bu bundan sonra buraya gelecek görevlerde geçerli hale gelir. Doğru. Ama bekleyenler için bir değişiklik istiyorlarsa biz bunu manuel yapabiliriz diyoruz. Mesela 340 tane bekleyen görev var örneğin. Hepsini şeften sileriz. Gitmesi gereken kişiye ya da artık onaylanması gerekiyordu, onların gitmesi gerekiyordu gibi bir şey olursa da otomatik yönlendirebiliyoruz. Böyle toplu database'den müdahalelerle bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Güzel soru değil mi? Evet. Burada tabii yani çok ihtimal var. Biz de isterdik ki şu elementi silmeye çalıştığımızda burada designer bize desin ki bunu siliyorsun ama üzerinde burada bekleyen görevler var, silemezsin. Yani çok geliştirme de eklenebilir aslında. Hani güzel de bir geliştirme olur. Sizinkisi biraz daha uç bir örnekti. Yani bize de hiç gerek kalmayacak oluyor o zaman. Olsa güzel olur ama şu anki çalışmayı bu şekilde yönetmeye çalışıyoruz açıkçası. Tamam. Evet, şimdi sabah anlatmayı unuttum. Bir konu daha var, ondan not aldım şimdi. Onun da üzerinden geçeyim. O da şu, biz hatırlarsanız görev formlarının üzerinde görevin tekrar atanmasına izin versin vermesin gibi bir klik yapıyoruz demiştik. O da bu kişiye bir görev geldiğinde finans müdürü olarak Özgür'e gitmişti. Ama Özgür Bey, ya bu bana geldi ama bunu ben Uğur'a atayım, Uğur onaylasın. Bu araştırmayı Uğur yapsın gibi bir yetkiye sahip olsun olmasın kliği demiştik bu. Bunun görünümü de görev formunda şöyle oluyor. Herhangi bir görev formumu açayım ben. Ankara eğitim süreci. Bakın şöyle sol üst tarafta görevi yeniden ata diye bir buton var. Bu pencerenin görülüp görülmemesini sağlıyor. Eğer o kliği kaldırırsam bunu göremez. Ne oldu? Şu an görev Oğuzhan'a geldi.
Oğuzhan diyebilir ki bu iş bana geldi ama ben şu an çok uğraşamayacağım. Ben bunu Cem'e atayım ya da işte Uğur'a atayım. Uğur bu görevle ilgilensin deyip görevi yeniden ata dediğinde o işi Doğukan'dan alıp Uğur Yıldırım'a atamış oluyor. Yani Oğuzhan'a ben böyle bir yetki vermiş oluyorum. Ama o kliği kaldırırsam, şuradaki kliği kaldırırsam bu hakka sahip olmamış oluyor. Görevin tekrar atanmasına izin ver. Görev formu üzerindeki adı da görevi yeniden ata. Bunu ben açık bırakırsam şöyle sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu iş bana gelmiş, ben bunu Ahmet'e atayım. Ahmet diyor ki yok, ben bunu Mehmet'e atayım. Bunun nerede açılıp açılmaması gerektiğini analiz ederken ya da firma yetkililerinin belirtmesi lazım ki evet. Ya da şey olması önemli. Hangi kullanıcılara atayabileyim? Hani oraya hepsi listelenmesin. Evet. Onu da drop down bir elementle yapabilirsiniz. Ki bunu da kullanıyoruz bazen. Mesela şöyle düşünün. Satın alma yöneticisine bir satın alma talebi geliyor. Bir tane projemizde yapmıştık. Satın alma yöneticisi o işin tekliflerinin kim tarafından toplanacağını satın alma uzmanı arkadaşlardan seçiyor. Görev formuna satın almanın yetkilisi diye bir alan koyduk. Oraya da satın alma grubunun içindekileri gösterecek bir sorgu yazdık. Diyoruz ki işte Ahmet, Mehmet, Cevdet. Üçünden birini seçip görevi ata diyor. Görev başka bir görev formunda o kişiye yine assignment elementle atanmış oluyor. O tarz yöntemleri de böyle çözmeye çalışıyoruz. Bu biraz daha yöneticilere has. Ben atama yetkisine sahip olayım. Çok kullanılmıyor açıkçası. Ama ya uğraştırmadan hemen atayabileyim dedikleri zaman da bunu kullanabiliyoruz. Grup görevi şu an aktif olmayan bir özellik. Şu iki sağ, sol, üst ve sağ alttaki özellikler şu an çalışmıyor. Umut ediyoruz ki sonraki versiyonlarda özellik eklenecek içine. Buyurun. Tabii. Hani doküman ekleyebiliyoruz ya böyle. Evet. Aslında o eklediğimiz dokümanlarla biz sabit bir kaynakta duran bir dokümandan bahsetmiyoruz da mailde göndermek gibi bir şeyden mi bahsediyoruz? Yani şunu demek istiyorum. Bazen iş akışımızın bir parçası o dokümanın onaylanması da olabilir. Evet, olabilir. Yani görev formları üzerinde... Sabit bir kaynakta, yani bir folder'ın altında duran dokümanın üzerinde bir onaylama yapılmasından bahsediyorum. İşte önce birinci müdür, ikinci müdür, üçüncü müdür falan filan gibi. Ben oranın içerisinde bunları da görebilecek miyim bir iş akışında? Ona müsaade anlatabilir miyim? Anlatalım. Şunu... Bu belgeyi onaylatıp tekrar gezdirebilecek miyim? Belgeyi bir doküman alanına... Gezdirmekten de bahsetmiyorum da aslında ben bir link verdiğimi, şuradaki dokümanda onaylama yap dediğimi düşünün. Belli insanlara o yetkiyi verdim ve mesela ikinci müdür, birinci müdürün önce onu onayladığını görmek istiyor. Bir teknik şart. Anladım, evet. Şöyle bir şey yapılabiliyor, ondan bahsedeyim. Doküman linki diye bir string bir element açtığınızı düşünün. Sunucuda ilgili dizindeki o penceredeki adresi kopyalayıp oraya yapıştırırsanız, o linki kullanarak yöneticiler de o folder'daki dokümanları inceleyip benim için okey, görevi okey deyip okey deyip okey deyip yönlendirebilirler. O linke gitmek için de o linki görev formlarının içinde string elementlerde değil, görev formlarının talimatlar, şu bilgilendirme içerisine HTML taglerle yapıştırırsanız tıklanabilir bir hal. Yani bir şeyi link yapma tagi vardır HTML. O şekilde yapıştırırsanız ona tıklayıp ilgili dizinin açılmasını da sağlatabilirsiniz. İmza atabilir miyim burada? İmza özelliğimiz yok. Öyle bir şu an entegrasyonumuz yok. Buradaki verdiğimiz linkte ilave herhangi bir şey yapmamız gerekiyor mu? Yani mesela TXT dosyasını denemiştim de ben. Link olarak tıkladığında açmıyordu ama acaba farklı bir format mı gerekiyordu? Yok, yani bir dokümanın slash işte kullanıcılar desktop deneme nasıl TXT gibi bir dosya. Anladım. Aslında sadece şuna ihtiyacımız var. Dokümanın dizininiyle birlikte, dokümanın adını işte formatı ile birlikte yazıp onu yapıştırdığınızda bir görev penceresine dokümanı nasıl açıyorsa onu link hale getirecek HTML taglerine koyup buraya koyduğunuz anda o linke tıkladığınızda dokümanın açılması lazım. Yani A tagleri görmek istiyorsanız
Bir daha bakılır. Biz açıyoruz. Olabilir belki de. Belki de. Ama açılıyor diye biliyorum yani. Şey. Ha, tamam. Güzel. Peki bir sponsorda. Peki son olsun, devam edelim. Şöyle şeyler oluyor mu? Yani şimdi İyaz'ın entegrasyonu anlayabiliyorum ama mesela diyelim ki gene bir dokümandan bahsediyoruz. Hı hı. Ve firma bunun revizyonlarını da takip ediyor. Evet. Yani, bu dokümanda bir değişiklik olduğunda ya da yeni bir revizyon oluştuğunda yeni bir akış tetiklensin gibi bir şey söylemek mümkün mü? Yani mümkün. Yani bir İyaz'ın entegrasyonundan bahsetmiyorum. Anladım. Daha bir döküman yönetimi falan gibi bir şey. Evet, biz döküman yönetimi değiliz ama şöyle çözümler yaptığımız yerler oldu. Bazı müşterilerimiz dedi ki, ya şimdi bizim dökümanla ilgili bazı konularımız var. Döküman yönetim sistemi kadar da detay kullanmayacağız. Çok basit, açacağız, göreceğiz. Millet açsın dökümanı, prosedürleri, talimatları incelesin. Onda bir değişiklik olduğunda herkese bilgilendirelim. Son halini de kullanıcılarla paylaşalım gibi bir talepleri olmuştu. Biz de bunu yaptık. Kullanıcı, daha doğrusu revizyon yapacak kişi diyor ki ben şu dökümanda bir değişiklik yapacağım. İşte listelerden seçiyor. Dökümanın son halini ekliyor. Tamamla dediğinde önce o talimatın, prosedürün yayınlanması için yönetici onaylarından geçiyor. Yönetici onayları tamamlandıktan sonra o dökümanı başka bir sürece gönderiyorum. O süreçte de diyorum ki örneğin satın alma prosedürü değişti. Alt süreçte diyorum ki satın alma prosedürünün eski versiyonunu sil artık buradan. Bu versiyonunu buraya geçerli halde kıl diyorum. Kullanıcılar her zaman o sürecin verilerinden son prosedürü görebiliyor. Ama onaylarda dolaştırdığım süreçlerde de o satın alma prosedürünün sıfırdan başlayıp şu ana kadar gelinceye kadar ki tüm versiyonlarını da başka kullanıcıların görebileceği bir yetkiyle de tutabiliyorum. Yani hangi versiyon, hangi onaylardan geçmiş, ne zaman geçmiş, içindeki döküman neymiş o zaman, onların hepsini tutabileceğimiz bir örnekte yaptık. Ayrı tasklarla, ayrı tarihlerde bunları da takip edebilirsiniz, yapabilirsiniz. İmza olayını nasıl çözeriz? İmza olayını... Evet. Onay işte. Onayladığı zaman bizim için imzadır diyoruz. Şimdi bazı firmalarda şu... Şimdi bakın şöyle bir istek oldu da onun için soruyorum. Belediyede tek tek gezdirilir. Yetkili müdürler aynı yerde değil, farklı yerlerde. Evet. Ama onay geçmesi gerekiyor ve o da bayağı bir dolanıyor. Buna dediler yani bir imzayla, o onun attığını görsün, imzayla, onun attığını görsün, imzalasın. Bunu burada nasıl yapabiliriz? Yani farklı bir şekilde nasıl yapabiliriz? Şimdi yani ıslak imza ya da benzer imzayı nasıl attırabiliriz? Islak imzalı dolaştırma gibi bir yok durum... Yani. İmza atma. O kişinin onayladığını, imzaladığını görmek istiyorum. İmza görmek istiyorum. Yani kağıda imzalayacak mı? Hı-hı. Eteç'teki belgeyi çıkarır, imzalar, tarayıp tekrar eteç eder. Bir sonraki aşamaya ıslak imzalı olarak gitmiş olur. En basit yöntemi ve de bazı durumlarda kullanılan yöntem bu. Kimi firma diyor ki bizim için tarayıp artık... Evet, imza aldığı belgeyi tarayıp atması gerekiyor. Kimi firmada şunu diyor, ıslak imzalı olmasına artık bizde gerek yok. Herkesin password'ü kendine, onayladıysan benim için imza atmışsındır diyor. Bunu bu şekilde kabul edip süreçleri tamamlattırıyor. Yani tabii yani kimin onayladığı, hangi kullanıcıyla onayladığı zaten gözüküyor. Hangi görevi kimin onayladığı belli oluyor. Onu imza yerine işte bazıları... Anladım. E-imza özelliğimiz yok yani şu an programda. Hani yapılabilir ama şu anki durumumuzda yok. Bazı firmalar şeyi sordu. Hani hukuki olarak onaylamanın bir geçerliliği var mıdır soruları geldi. Ben de bilmediğimi söyledim. Bir tane müşterimiz de biz sorduk var dediler dedi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hani bununla ilgili gerekli araştırmayı da sizler de yapabilirsiniz. Ama yaklaşık yani yarısından yakınında... ıslak imzalı olayı kaldırıyoruz yani. Hani firmalar zaman kaybı, işte kağıt israfı, çıktı al, tara, bir daha ekle, bir vakit de kaybı aynı zamanda. Onlar onaylaması imza attı anlamına geliyor şu an. Peki öyleyse devam ediyorum. Birkaç tane maddem daha var. Bir 15-20 dakika daha yapalım, sonra da son oturumla birlikte yavaş yavaş tamamlayacağım. Çok tutmayacağız. Bir BPM yazılımı içerisinde olmazsa olmaz bazı bileşenlerimiz var bizim. Şöyle şu elementleri siliyorum ben şimdilik. Şu kalsın. Şunu da sildim. Diyoruz ki süreci bazen
bölmek, tekrar bir noktada toplayıp devam ettirmek gibi durumlar olabiliyor. Onu da hemen şöyle örneklendiriyorum. Diyorum ki bir tane kullanıcı bir talepte bulunuyor ve ben bunu aynı anda iki kişinin onayına göndermek istiyorum. Bu gibi işlemleri nasıl yapabiliriz? Bunu bizim bir tane böl diye bileşenimiz var. Onu şöyle alıyorum. Diyorum ki kullanıcı artık eylem çıkışından butonu çıkardığım anda buton adı geliyordu biliyorsunuz. Onaya gönder butonuna bastığında böl bileşenine geliyor. Böl bileşeninde şu işi yapıyor. O yeşil ok vardı ya, şurada bekliyor, burada bekliyor. Onu çoğaltıyor aslında burada. Buna da gönder. Aynı anda şuna da gönder gibi bir tasarım yapmış oluyoruz. Paralel olarak iki kişinin birden onayına düşmüş oluyor. İki kişi de aynı verileri görüyor. Onaylarım, reddederim gibi seçenekleri. Yani bunu onay red olarak düşünmeyin. İlla birine onay göndereceğim diye değil. Süreci bazı yerlerde aynı anda bazı işlemleri yapması için paralel yürütüp tekrar ikisi aynı anda bittikten sonra tek koldan devam ettirmemiz gereken durumlarda. İkiyi arttırabiliyoruz sana. Tabii 3, 5 istediğiniz kadar bunu arttırmak mümkün. Bir süreci böldüğünüz zaman, yani o sürecin içinde iki tane yeşil ok işareti yaptıktan sonra onları tekrar bir noktada toplayıp devam ettirmeniz gerekiyorsa tek ok üzerinden, bu işlemi de birleştir bileşeniyle yapmak gerekiyor. Yine en basit örneği bu olduğu için anlatacağım basit senaryolarla. Bu yönetici onayladığında süreç devam etmesin. Alttaki kişi de onayladıktan sonra bu iş tek koldan devam etsin gibi bir durum söz konusu olduğunda onu da bekliyor. Kendisine bağlanan ok sayısı kadar bekliyor birleştir. Sonrasında tek ok ile sürecin devamını sağlatabiliyoruz. Şey gibi, iki kişinin imzalaması gibi. Evet. İki kişinin aynı anda imzalaması gibi. Yani onaylanması için iki kişinin de aynı anda imzasını istiyoruz. Yoksa önce o onaylasın, sonra öbürü onaylasın, sonra yani sıralı onay da yapabilirim. Ama burada ikisinin, ya da şöyle düşünün, bazı yerlerde şu olabiliyor. 4 kişi aynı anda onaya gidiyor. En az 3'ünün imzası onaylanmak için yeterli olabiliyor mesela. Diyorlar ki 3 kişi onaylıyorum diyorsa diğerinin reddetmesi önemli değil, süreç devam etsin. Orada işte hesaplayla onay artı 1, onay artı 1, onay artı 1 kararla da diyorum ki eğer 3'ten büyükse, pardon 2'den büyükse devam et gibi bir kararla sürecin geçişini de oradan sağlatabiliyoruz. O tabii detay senaryolar. Şimdi böl birleştir böyle. Böl oku çokluyor. Birleştir de kendisine bağlanan tüm kalemlerden gelen cevabı bekliyor. Süreci tek koldan devam ettiriyor dedik. Şimdi bölle birlikte bir anlatmak istediğim bir konu daha var. Bunu normalde eğitimlerde anlatmıyordum ama bazı yapılan yanlışları gördüğüm için burada da anlatma gereği duyuyorum. Bunun özelliği şu dedik. Kendisinden çıkan ok kadar süreci çokluyor. Ben burada bir böl değil de karar kullanırsam eğer, eylem çıkışına onaya gönder dedim mesela. Burada da dedim ki işte şehir İstanbul'sa evetten gitsin. Öyle bir karar yaptığımı varsayalım. Ankara'ysa hayırdan çıksın ya da İstanbul değilse hayırdan çıksın, aşağıdaki kişiye gitsin. Şimdi bu iki kişiden birine görev gidecek değil mi? Yani ikisine birden görev gitme ihtimali yok. Karara şartına uyuyorsa evetten, uymuyorsa hayırdan çıkacak. Dolayısıyla ya bu kişiye gelecek görev ya da bu kişiye gelecek. Ben bu süreç tasarımını birleştirle birleştirmeyi denersem yanılırım ve bu görev hiçbir zaman buradan geçmez. Çünkü iki tane cevap gelmeyecek. İşte bu yüzden dahil et bileşeni iş görüyor burada. İkisi de yine aynı koldan devam edecekse diyorum ki cevap nereden gelecekse gelsin, dahil etten geçer, kaldığı yerden devam edip gider diye böyle toparlama işlemini de burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Böyle bir işlevi de var. Tabii yine sabahki sorunuza paralellik gösterdiği için tekrar söylüyorum. Dahil eti silip işlemi şu şekilde de devam ettirmeyi yine sağlatabilirim. Buyurun. Diyelim ki burada bir süreç yaptım. Burada süreç isimlerim var. Ama bir yerde oradaki başka sürecin de tetiklenmesini istiyorum. Evet. Şimdi de oraya geliyoruz. Alt süreci anlatalım. Peki onu geçirelim sırayı. Burayla ilgili bir sorun yok. Böldüm, birleştirdim. Kararla ayırdıysam, yani tek bir yerden cevap gelecekse ya da geldikten sonra sürekli süreci devam ettireceksem dahil etlerle de süreci devam ettirebiliyorum dedim. Var mı bir karmaşıklık? Yani
ben hani şeyler anlatıyorum ama karmaşık gitmiyoruz herhalde değil mi? Olabildiğince basit örneklerle anlatmaya çalışıyorum. Peki soru işareti oluştuğu anda sorun, hani hiç atlamadan geçelim. Önemli değil, kapatırız açığı. Evet, güzel. Bu bölüm iyi. Şimdi bazı durumlarda da evet, süreç içinden süreç tetikleme ihtiyaçları duyuyoruz. Bazı durumlarda dediğim bayağı bir duyuyoruz açıkçası. Bu niçin duyuyoruz? Öncelikle onun açıklamasını yapmaya çalışayım. Bazen süreçleri kendi ilgilendirdiği harita doğrultusunda tasarlıyoruz. Mesela az önce bir talep süreci yaptık. Talebi ayrıca bir süreçte yapayım diyorum. Onu bitireyim. Yani talep onaylanırsa sipariş süreci tetiklensin. Talepteki bazı bilgileri sipariş sürecine aktarayım. Sipariş süreci kaldığı yerden devam etsin gibi bir mantık kurabiliyoruz. Sipariş süreci böylelikle talep sürecinin bir alt süreci gibi oldu. Talep süreci bittiği anda, yani onaylanıp bittiği anda sipariş sürecini tetikleyebildim. İşte ne yapıyoruz? Talep sürecinden de talep edeni, talep tarihini, proje kodunu, talep satırlarını, talep dokümanını olduğu gibi sipariş sürecini aktarıp sipariş sürecinin dolu bir şekilde başlamasını sağlatabiliyoruz. Bu demek değil ki sipariş süreci küçük alt bir süreç. Sipariş süreci de aslında ana bir tane süreç oluyor, bir bayrak oluyor ama onu süreç içinden başka bir süreç tetikleyecek şekilde kullandırtabiliyorum. İstersem sipariş sürecini doğrudan başlatabilecek bir kurgu da yapabilirim. Yani sipariş sürecinin de başına şöyle bir başlatma bileşeni koyduysam, ki koymak zorundayım, onu da etkin yaptıysam içindeki tüm gruplar o sipariş sürecini de tetikleyebilir. Hani böyle bir yapı da olabilir. Hani talebi kullanıcılar yapar. Onaylandıktan sonra sipariş sürecinde satın alma arkadaşlar, satın alma yöneticilerine düşer. Ama satın almacı der ki ben doğrudan sipariş geçeceğim. Sipariş sürecini başlatayım. Siparişimi direkt vereyim gibi, örnek veriyorum tamamen. Böyle bir ihtiyaç doğrultusunda direkt başka bir, yani altı olan o süreci de, sipariş sürecini de tetikleme ihtiyacı duyabilir. Şimdi süreçten süreci nasıl tetikliyoruz? Onunla ilgili bir örnek vermeye çalışayım. Sadece alt süreci başka bir sürecin tetiklemesini sağlayabiliyor muyuz? Yani kişilerin, o gruba ait kişilerin sol tarafta görmemesini sağlayabiliyor. Evet, sağlatabiliyoruz. O gibi durumlarda da Tuncay Bey şunu yapıyoruz. Bu diyelim ki bir alt süreç olacak. Buna diyorum ki şu etkin olmasın dediğim anda sol tarafta kullanıcılar bu süreci göremiyor. Ama çalışır alt süreçte. Ama alt süreçte oraya bir şey gönderiyorsam bu süreci tetikletebiliyorum. Etkilerden çözmeye çalışıyorsunuz. Hayır, yok, etkinliğini kaldırırsanız sol taraftan göremez kullanıcılar. Ama alt süreçte bu tetiklensin dersem de bu süreci de başlatıp yollatabilirim. Güzel soruydu. Peki bunu ben tekrar etkin yapayım. Alt süreç mantığı ile ilgili bir tane daha örnek vereceğim. Alt süreç mantığını biraz daha pekiştirmemize sağlıyor bu örnek. Genellikle de firmalarda da kullanılan bir yapı. Onu anlatayım. Şimdi düşünün ki yönetim kurulu toplantısı oluyor. İşte yönetim kurulu toplantı tarihi, toplantı konusu, katılımcılar, işte toplantı notunun son belgesi ve toplantıda alınan kararlar diye bir tane tablo oluyor. O tabloyu da diyorlar ki birinci satır, Uğur Yıldırım sen şu tarihe kadar şu işi yap. İkinci satır, Ahmet Çanlıbayrak sen şu tarihe kadar şu işi yap. 4-5 satır tanımlayabiliyorlar. Ve diyorlar ki o tarihe kadar o iş o kullanıcı tarafından yapılsın. Dolayısıyla ben her bir satırı farklı bir alt süreç olarak tetikleyip o kullanıcılara o mesajları iletiyorum. Her birinin de o tarihe kadar o görevi bitirmesi için bir tamamlanma tarihi koyuyoruz. Tarihi alıp görev formunun tamamlanma tarihini atıyoruz. Böyle bir süreçten o yapılacak işler kadar, sayısı kadar alt süreç tetikleyip kullanıcılara toplantı görevlendirme görevi olarak, toplantı yapılacaklar görevi olarak görevin yönlendirmesini yapabiliyorum. Yani bir görev içinden birden fazla süreç tetikletmeyi de bir döngü yardımıyla yapabiliyoruz. Birazdan küçük bir ara vereceğim. Aradan sonra eFlow'da küçük bir döngü örneği yapmak istiyorum. Yani bu anlattığım yapıyı, bir tablo içindeki satırları tek tek çekip onu bir yere gönderip, ikinci satırı çekip bir yere gönderip bu işlemleri nasıl yapıyoruz? Bu fonksiyonları çok kısa örneklerle göstereceğim. Biliyorum biraz ağırlaştık. Günün sonuna doğru da şey oluyor. Ama en azından videoda da olsun. Çünkü mutlaka işinize yarayacak. Yani tablo parçalama bizim için çok önemli bir konu ve detaylı da bir konu. O yüzden tablo parçalamayı anlatmadan geçmek istemiyorum. Şimdilik sadece alt süreci nasıl tetiklediğimizi göstereyim. Ardından döngü örneğini de göstermiş olacağım. Şimdi
Evet, arka bölümden çok ses geliyor. Arka bölümden çok ses geliyor. Peki. Diyorum ki bir tane süreç var. Yine sürecin içinde ne var ne yok çok takılmıyorum. Herhangi bir süreç. Diyorum ki bir süreç şu adıma geldiğinde, yani alt süreç bileşenine geldiğinde farklı bir süreç tetiklemek, farklı bir süreç başlatmak istiyorum diyorum. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Diyorum ki bu iş buraya geldiğinde, mesela direkt görev formundan gelmesinde, İşte bir tane hesapladan şöyle geçerek gelsin. Diyoruz ki sürecin ilgili adımında, süreç buraya geldiğinde ben bu adımda bir tane alt süreç tetiklemek istiyorum diyorum. Alt süreç bileşenini açtığımda bana sadece şunu soruyor: hangi süreci tetiklemek istiyorsun? Ben de tetiklemek istediğim süreci gelip buradan seçiyorum. Bunu yapabilmek için süreçlerin aynı veri tabanında olması gerekiyor. Bütün süreçlerin listesi karşıma geliyor. Mesela diyorum ki ben burada işte BPM sorgu süreci diye bir tane süreç yapmışım. Yine test süreci. Bu süreci tetiklemek istiyorum dediğimde sistem gidip o süreci otomatik tetikliyor olacak. Bir tane de şu özellik kalıyor geriye: BPM sorgu sürecini ben bu süreçten, Ankara eğitim sürecinden gidip BPM sorgu sürecini tetikleyeceğim ama o sürece bir data göndermek istiyorsam giriş haritasından bu dataları eşleştiriyorum. Sol taraftakiler bu süreç, yani Ankara eğitim sürecinin verileri. Bakın, cariler var, başlatan ID, yönetici ID, bu bilgiler var. Alt süreç verileri de zaten yazıyor, ana süreç, alt süreç diye. Alt süreç verileri de karşısında geliyor. Mesela talep tarihini git alt süreçteki, işte örneğin şuraya at. Ya da mesela şöyle yapayım: statüsü git statüse at. Talep no'yu git işte süreç no'ya at. İşte cariler tablosunu git firmalar tablosuna at gibi göndermek istediğim verileri oradaki elementlerle eşleştiriyorum. Tamam dediğim zaman o süreç o bilgilerin aktarımıyla tetiklenmiş oluyor. Alt süreç başladığında aslında şu işlem olmuş oluyor: bu bizim bir nolu sürecimiz olsun, BPM sorgu sürecinde iki nolu sürecimiz olsun. Bir nolu süreç, bu kişi işte butona bastı, bu hesaplamayı yaptı. Alt süreci tetiklediği anda iki nolu süreç başlamış oluyor baştan. Ama bir nolu süreç bu adımda bekliyor. Yeşil ok işareti alt sürecin içinde bekliyor. Çünkü alt süreç tetiklendi, başladı. Alt süreç bittiğinde de bu işlem buradan tekrar kaldığı yerden yoluna devam ediyor ve bir nolu süreci de bitiriyor. Yani önce alt süreç bitiyor, ardından gelip bir nolu süreci bitiriyoruz. Bunu niçin yapıyoruz? Çünkü bazen alt süreçten dönen veriyi de ya da dönecek veriyi de bu sürece tekrar geri almam gerekebiliyor. Düşünün ki alt süreç işte bir görev tamamlama süreciydi. Görev tamamlandı mı, tamamlanamadı mı? İşte bu sonuca göre ana süreçte belki yöneticiye diyeceğim ki bu adam görevi tamamlayamadı, bir şey yapmak istiyorsan işte yapabilirsin şeklinde bilgilendirmeler, e-postalar, yönlendirmeler yapabiliyoruz. Onu da alt süreçten gelecek veriyi de buradaki yandaki çıkış haritasından alıyoruz. Bu sefer de alt sürecin verileri karşıma geliyor. İşte diyorum ki alt süreçten dönecek statüsü de, yani onaylandığı ya da kabul edildi, edilmedi gibi bir bilgiyi de ana sürecindeki statüse al. Süreç buradan devam ettiği anda da belki de diyeceğim ki işte ana sürecin statüsü şuysa bunu yap, buysa bunu yap gibi farklı yönlendirmelere ihtiyaç duyabiliyorum. Koşullu olabilir mi? Yani alt süreçten dönen bilgiyi, evet, koşullu olarak bu süreçte alıp yoluma devam edebilir miyim? Yani işte ne bileyim, nasıl bir veri dönüyorsa evet ya da hayır olmasına göre ya da 5000'den büyük küçük olması durumuna göre diye böyle... İşte o koşulu burada yapıyorum tam olarak. Burada. Alt sürecin kendi içerisinde yapıyorsunuz. Alt sürecin içinden değil, şöyle hani ne demiştik? Alt sürece göndermem gereken bilgileri giriş haritasından gönderiyorum. Alt süreç bittiği anda alt sürecin elementlerinden, evet, statüse döndürüyorum. Mesela artık alt sürecin statüsü bir nolu sürecin statüsüne geldi ya. Ben de diyorum ki mesela artık bu bir nolu sürecin statüsüne göre bir karar vermem gerekirse, mesela statüste kabul edildi yazıyor. Kabul edildiyse süreç bitsin. Ama kabul edilmediyse tekrar şuradaki bir göreve bu işi yönlendirerek alt süreçten dönen veriye göre koşullu olarak... Ha, bir karar şeyi koymama gerek yok, yani bileşeni koymama gerek yok orada. Sadece iki ok çıkartarak
yönetiyorum öyle mi? Bu karar bileşeni. Evet evet. Ha? Bu yapıyorum. Evet, evet. Bunu sonradan koydum. Belki siz not alıyordunuz. Ondan sonra aldım. Bu karar bileşeniyle. Ben bunu alt süreçten ne diyorum da. Yok. Yok yok. Karar bileşeni. İşte burada ne yapmamız gerekiyor? Mesela diyeceğim ki status eşit eşit çift tırnak içinde mesela diyeceğim ki kabul edildi bilgisi geldiyse, bunlar da bu arada nokta virgül şeyine hassas, tam olarak doğru ifadeyi yazmak gerekiyor. Diyorum ki durum eşittir kabulsa evetten çıkıp yoluna devam etsin. Kabul değilse, hatta diyorum ki kabul değilse işte bir daha şuraya gitsin şeklinde farklı yönlendirmeleri koşullu olarak yaptırıyorum. Bunu bir elemente göre değil, yine istediğim kadar alttan dönen veriye göre yaptırıp yönlendirmek benim elimde. Var mı alt sürece veri gönderdim, veriyi geri getirdim ya da alt süreç mantığını ben anlamadım diyen kişi? Çünkü önem verdiğimiz bir konu, sıklıkla da yine kullanıyoruz. Döngüyü sonra anlatacağız değil mi? Şeyden. Döngüyü aradan sonra anlatacağım. Ben tane alt süreci başlatabilir miyim? Başlatabiliriz. Evet. Onunla ilgili bu az önce anlattığım senaryoyu isterseniz gerçekleştirelim. Yani bir toplantı süreci yapalım. Orada alınan kararları ilgili kişiye, ilgili tarihe kadar ilgili açıklamayı gönderelim. Her biri farklı task olarak başlasın. Ondan sonra bir tane süreçten 3 tane satırı, 3 süreç başlatma örneğini gerçekleştirmiş olalım. Şimdi ben ara vermeden önce çok küçük bir şey daha anlatacağım. Ondan sonra küçük bir ara daha vereceğiz. Şundan bahsetmedik hiç. Görev formlarının içinden bazen çıktı alma ihtiyacı duyabiliyoruz. Bakın, görev formunu sildiğim anda öyle bir görevin olmadığını, artık öyle görevin alınmadığını sistem bana söylüyor. Şuna çalış dedim. Bu bilgilerde bazen çıktı alma ihtiyacı duyabiliyor kullanıcılar. Ben böyle biraz daha dolu bir şey başlatayım da en azından orayı göstereyim. Rapor tasarımı yapabiliyorduk değil mi? Buradaki vermiş olduğunuz süreçlerden ilgili. Sürecin içindeki veri alanlarının her birine göre bir filtreleme yapıp onlarınla Excel'e böyle bir çıktısını aldırabiliriz. Excel. Evet. Onu da gösterseniz. Olur. Şuradayken çözülebilir mi? Tabii ki. Bu arada bir tane bilgilendirme bölümü vardı ya. Formun içerisinde anladığımız bilgilendirme. Ya, evet, evet. Yani. Şimdi oraya HTML kod yazabiliyoruz. Doğru. Güzel şeyler de çıkıyor aslında form renklendiriyor. İçeride herhangi bir yer yazmadan önce bir bilgilendirme alanı kullanabilir miyim? Ben herhangi bir objede içerisine HTML yazdığında düzgün bir şey çıksın gibi. Hayır. Yani şu elementleri kastediyorsunuz değil mi? Aynen. Yok, kullanamıyoruz. Peki, ben bir veri girişi yaptım, bana ya onaya geldi ya da ben bir görev formu oluşturdum. Bunun çıktısını alma ihtiyacı duyuluyorsa, yukarıda yazdırılabilir sürüm diye bir buton var. Bu butona tıkladığımızda da parametre invalid diyor. Hemen şuradan bir bakayım. Burada bir hatam oluşmuş. Şuradan hemen bir şeye bakayım. Yazdırılabilir sürüme tıkladığımda standart olarak yazdırabileceğiniz ya da PDF olarak kaydedebileceğiniz bir format geliyor. Bu formatı da biz böyle çok şey durduğu için, basit sade durduğu için daha düzenli bir hale getirdik. Yukarıda da her müşterinin istediği, yani şöyle şu tablo yapıları biraz daha düzenli çizgilerle oluşan bir çıktı olsa, yukarıda da bir tane logomuz olsa yeter deniyor genellikle. Ona ait bir tane tasarım yaptık. Size göndereceğim maillerde o örnek şablonu da gönderirim. Görev formlarında alınan çıktıyı özel bir dosyayla yapmak istiyorsanız tek yapmamız gereken işlem şu. Diyorum ki o görev formunun içini açıyorum. Bakın burada standart yazdırılabilir sürümü kullan diye bir klik var. Bunu kaldırıyorum ve oluşturduğum dosyanın adı neyse, örneğin
Uğur diye bir dosyam var benim. ABC'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Oluşturduğum dosyanın adını sadece buraya yazıp tamam diyorum. Kaydet diyorum. Şeyi bulabilirsem hemen canlı örneğini göstereceğim size. ABC diye bir tane doküman açtım. Bunu size atacağım. Örneğine bakarsınız. Sayfayı yenile diyelim. İşte şöyle biraz daha derli toplu bir hale gelmiş oldu. İşte şuraya da firmanın logosuna erişebileceğimiz bir link yapıştırıyoruz o dosyanın içine de. Onu da orada işte ortada, solda, sağda büyüklüğü, küçüklüğü ayarlaması sizde. Şunlar da biraz daha düzenli bir yapıda gösterilebiliyor. Bunu da size mail olarak atacağım. Yazdırılabilir sürüm örneklerini sıklıkla bu ve daha iyi formatlara getirmek için geliştirmeler yapılıyor. Gerek firma içindeki yetkililer bu işlemleri yapabiliyor. Bir kere gösteriyoruz. Gerekse de diyorlar ki biz tam olarak şöyle bir görünüm istiyoruz. Biz de onu yazılım ekibine tam olarak böyle bir görünüm istiyorlarmış diye yönlendiriyoruz. Ona uygun kodlar yazılıyor. Bu çıktılarda da o işlemler alınabiliyor. O checkbox'ı kaldırıp da şablonun ismini verdiğimizde bu oluyor. Aynen öyle. Hemen tekrar göstereyim. Bakın o şablonun adı abc.cshtml'di. Uzantısı hariç geri kalan ismini, abc olan kısmını, görev formunu açtım. Standart yazdırılabilir sürümü kullanı kaldırdım. Aşağıdaki alan yazılabilir hale geliyor. Oraya da ABC yazdım. Custom HTML dediğimiz, yani görev formunun içindeki kendi yapısını ben farklı yöntemlerle, farklı şekillerle görmek istiyorum diyorsanız da onun içinde Custom HTML form adını buraya yazıyorsunuz. Yine aynı yere dosya atarak. Onunla ilgili bir örnek ben yine size atacağım. İnternetim varsa var. Onunla ilgili de hemen bir örnek göstereyim. Custom HTML form nasıl gözüküyor. Ondan sonra da ara verelim. Bu iki konu. Dosya yolu sabit mi? Yoksa biz belirleyebiliyor muyuz dosyayı? Dosya yolu sabit. Orada olması gerekiyor. Burası da bizim Netology'nin içinde kullandığımız yapı. Ben burada izninizle şeyi dur. Şimdi tekrar kaydı başlattım. Ben vakit kaybetmeyip sizin vaktinizi de çok çalmamak için birkaç tane element tanımlayıp süreç tanımı yaptım. Bir telefonumuz çalıyor ama. Bu tasarımda şunu yapmayı amaçlayacağız. Bu bölüm son bölüm. İsterseniz biraz daha dikkatle dinlersek belki eğitiminde en zor işlemi olan döngü işlemini burada bir gerçekleştirmeye çalışacağım. O döngüyle birlikte de alt süreç özelliğini kullanıp daha anlamlı bir alt süreç örneği vermeye çalışacağız aslında. Sonrasında da hemen hızlıca bitirmeye çalışacağım. Şimdi az önce ne demiştik? Bazen toplantı süreçleri yapıyoruz. Toplantı süreçlerinde de bir takım kararlar alınıyor ve belli tarihlere kadar belli işlerin belli kişiler tarafından yapılıp yapılmadığının denetlenmesi gerekiyor. Ve her kişinin ayrı bir task olarak, görev olarak bu işi yapıp yapmadığını denetlemek istiyoruz. Şimdi bunun birçok farklı yöntemi var. Tek süreç üzerinde de bu görev atamalarını yaptırabileceğim gibi alt süreçler üzerinde her bir sürecin kendi bitiş tarihini set ettirerek dönen değerlere göre farklı işlemler yaptırabileceğim süreç tasarımları yaptırabiliyorum. Şimdi ben toplantı süreci için birkaç tane alan tanımladım. Toplantının tarihi, toplantının numarası, toplantının konusu, toplantıda yapılacaklar listesi, yapılacaklarda da şunları sütun olarak tanımladım. Görevin tanımı ne? Yani ne yapılacak? Ne zamana kadar yapılacak ve kim yapacak? Görevin tanımını alfanumerik yaptım. Elle yazacağız. Şu işler yapılacak diyor. Termin tarihini date yaptım. Tarihten seçtireceğim. Yetkili kısmında da drop down yapıp seçim yaptım. Sorgusuna da eFlow veri tabanından kullanıcıların ID numarası adıyla soyadının birleşimini adı soyadı adı altında SEC users bizim kullanıcıları tuttuğumuz SEC users tablosundan işte şirket numarası 19 ve aktif olan kullanıcılardan gelecek şekilde bir sorgulama yaptım. Dikkat ederseniz yine drop down olduğu için iki sütun çekerek bu işlemi gerçekleştirdim. Altında da kaç tane görev varsa onu count edip sayısın diye bir tanımlama yaptım. Şimdi diyorum ki bu kişi bir tane işte toplantı bilgilerini girecek. Düşünün ki onaylardan falan da geçirdi. İşlem sonunda yapılacak listesi kadar alt süreci otomatik tetikletmek istiyorum. Bir tane de alt görevlendirme süreci yaptım. Görevlendirme sürecine de dedim ki bu işin bir yetkilisi var. Yetkilinin yapacağı görevin açıklaması var.
ve bu işi yapması gereken bir tane de termin tarihi var diyorum. Bu bilgileri nereden göndereceğim? Yukarıdaki sürecin tablosundan çekip buraya göndereceğim diyorum. Bu işlemi şöyle yapıyoruz biz. Tasarımını yapmaya başlayalım şimdi. Toplantı tarihi ve toplantı numarası set etme olayı var. Onları yine isterseniz otomatik set edelim. Her toplantı günü bunun doldurulduğunu ve toplantı tarihinin günün tarihinden otomatik geldiğini düşünüyorum. Bir tane daha hesaplayla diyorum ki toplantı numarasını set edeceğim. Bunu da instance ID dediğim süreç numarasını oluşturan unique bir numara veriyor bu fonksiyon. Bununla bir tane toplantı no oluşturdum. Başka otomatik bilgi hesaplatmayacağım diyorum. Görev formunu açıyorum. Burada da diyorum ki toplantı tarihiyle toplantı no'yu salt okunur göster. Geri kalan maddeleri de gir diyorum. Şimdi bu işlemlerin girişini yaptıktan sonra da süreç sonunda diyeceğim ki her bir yapılacaklar içindeki şu bilgileri yani yetkili bakın başka süreçten bir element kopyalıyorum. Gelip buraya yapıştırıyorum bir daha tanımlamayayım diye. Görevin açıklaması vardı. Kopyaladım. Yapıştırdım. Bir tane termin tarihi vardı. Kopyaladım. Yapıştırdım. Bu alanları tablodan çekip bir elemente atıp o elementler yardımıyla da alt süreçten geçişini sağlayacak bir mekanizma oluşturuyoruz burada. Diyorum ki şuradaki kişi bu bilgileri girecek. O formu bir göstereyim isterseniz. Açık olan görevlerimizi bir silelim. Bakın toplantı süreci yapmıştık. Başlat dediğimde toplantı tarihi, toplantı numarası, toplantının konusu drop-down ve listeden seçim yaptırılabilir. Yapılacaklarda da görev tanımı var. Mesela diyorum ki çatı değişecek. Ne zamana kadar yapılacak? Diyorum ki 25 Mayıs'a kadar. Bakın yetkiliyi seçmeden de görevi tamamlattırmıyor. Kırmızı olduğu için doldurmak zorundasınız uyarısını da veriyor. Tıkladığımda diyorum ki bu işi Uğur Yıldırım yapacak. İşte diyorum ki ondan sonra otopark zemini düzenlenecek. İşte bu 24 Mayıs'ta bitsin. Bu işi Murat yapsın. Bir tane daha oluşturuyorum. Peyzaj düzenlemesi yapılacak diyorum. Örnek veriyoruz tabi. Bu da 28 Mayıs'a kadar yapılacak. Bu işin takipçisi de işte diyorum ki Hakan olsun diyor. 3 tane seçtim. Şimdi benim amacım her kişiye yapması gereken işle ilgili görevleri göndermek. Bunun için biz tablodan verileri çekecek fonksiyonlardan yararlanıyoruz. Önce diyorum ki bizim bir tane tablodan veri getiren fonksiyonumuz var. GetLineItemData diye. O fonksiyon bizden şunu istiyor. Hangi tablonun hangi satır, hangi sütundaki veriyi çekmek istiyorsan ben onu sana çekip getiririm. Biz de onu hesaplayla bir tane elemente atıyoruz. Bu döngüyü yapabilmek için de satır sayısı sayaç mantığını kullanıyoruz burada da. Ben öncelikle bir tane satır sayısı numerik olarak açıyorum bunları. Bir tane de sayaç elementi açıyorum. Bakın bu elementler hiçbir zaman kullanıcılara göstermeyeceğim ama arka planda hesaplanacak elementler olmuş oluyor. Burada da diyorum ki toplantı verileri girildi, onaylardan geçildi, bütün işlemler tamamlandı. Sonrasında da şu işlemleri yapıyorum. Görevleri ata butonuna bastığımda döngüm başlasın diyorum. Döngümde ilk olarak şunu yapıyorum. Benim yapılacaklar tablosunda kaç satırım var? O kadar dönme işlemi yapacağım için oranın satır sayısını hesaplamak için bir formül yazıyorum. Bu bizim için yine fonksiyonla hesaplanabilen bir şey. GetLineItemRowCount bu işlemi yapıyor. Table'ı siliyorum. Hangi tablonun satır sayısı hesaplanacaksa o tabloyu çift klikle atıyorum. Bu formül bana bu tablonun kaç satır olduğu bilgisini dönüyor. Ben de onu satır sayısına set ediyorum. Burada da diyorum ki satır sayısını hesapladım. Ardından bir karara giriyorum. Tasarımı bitirdikten sonra canlı olarak veri geçişlerini de anlatmaya çalışacağım. Şu an biraz anlamsız gelebilir.
döngüyü bilmeyenler için. Sayaç küçüktür satır sayısıysa. Sayaç dediğimde numerik bir element de benim için ve süreç başlar başlamaz sıfır olarak başlıyor. Satır sayısı da burada hesaplanıyor ve diyecek ki bana 3. Ve burada da ben kararı sokup diyeceğim ki 0 küçük 3 ise ki küçük evetten çık ilk satırla olan işlemleri yapmaya başla diye dönmeye başlayacağım. Burada diyorum ki sayaç küçük satır sayısıysa döngüm başlasın diyorum. Ne yapacağım? Tablonun ilk satırındaki kişiyi, açıklamayı ve termin tarihini alıp alt sürece gönderip işlemlerimi devam edeceğim diyeceğim. Bu da böyle çok güzel bir örnek olacak. Bunu Bursa'da yapamamıştık. Burada gerçekleştirmiş olalım. Diyorum ki sayaç yani ilk defa dönmeye başlayacaksa evetten çıkıp buradan dönmeye başlayacak diyorum. Ve tablodan veri getiren fonksiyonumu gelip burada yazıyorum. GetLineItemData. Hangi tablodan veri getireceğim? Bakın table'ı siliyorum. Yapılacaklar tablomu yazıyorum. Row bölümünü siliyorum. Hangi satır? İşte birinci satır demiyoruz. Burada birinci satır bizim için sıfır oluyor. Yazılımın içerisinde böyle kullanılıyor bu. O yüzden sıfır yazıyorum. Hangi sütun diyor? İlk sütun yani sıfır numaralı sütun diyorum. Burada da ne vardı işte? Çalışmanın içeriği vardı. Çalışmanın içeriğini çekecek bana bu fonksiyon. Bunlar dinamik almayacak mıyız? Dinamik alacağım. Şimdi anlatacağım onu da. Hemen yakalıyor. Ankara hızlı çıktı. Burada bizim için. İlk sütunda görev açıklaması vardı değil mi? Öyle miydi? Evet, görev tanımı var. Ben görev tanımını çekmiş olacağım buradan. Ne yapacağım? Yapılacaklar tablosunun ilk satırının ilk sütununda görev var. Onu çekeceğim. Onu da görev açıklaması alanına yaz diyorum. Get açıklama. Burada açıklamayı getirmiş oldum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken yapı şu. Bunu bir kaydedelim. Açıklamayı getirdim. Bakın artık bunu kopyalayıp yanına geçiriyorum. Burada açıklamayı değil, termin tarihini getiriyorum. Onun için de ikinci sütundaki veriyi getir deyip 0'ı 1 yaptım. Getirdiğin veriyi de termin tarihine yaz dedim. Bir tane daha son kopyalıyorum. Burada da diyoruz ki son sütundaki yetkiliyi getir. Onu da kim yapacaksa yetkili alanına at diyorum. Burada da yetkiliyi getirdim. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra benim artık şunu yapmam gerekiyor. Bu işi alt sürece gönder ve bu çektiğim o ilk satırdaki verileri alt süreçteki elementlerle eşleştir. O task başlasın. Ama ben bunu yaptıktan sonra ikinci ve üçüncü satır için de aynı işlemleri yapma ihtiyacı duyuyorum. O yüzden bunu ben direkt alt sürece gönderirsem az önce anlattığım kurala göre o alt süreç bitene kadar bu süreci tekrar devam ettiremem. O yüzden burada bakın güzel de bir örnek olmaya başlıyor. Diyorum ki bir taraf kol alt sürece gitsin. Diğer bir kol da ilk satırla olan işlemlerimi tamamladığım için sayacı bir artırarak sayaç artırma işlemini yapıyoruz burada da. Sayaç artı 1 yap diyorum. Sıfırdı şu an. 0 artı 1 yap. Onu da sayaca yaz diyorum yine. Sayaç artı 1 yapmış oldum. Buradan sonra da tekrar nereye gidecek? Karara gidecek. Tekrar girecek buraya. Diyecek ki 1 küçük 3'ten evet küçük. O yüzden ikinci satırla işlemlerimi yapmak için tekrar buraya geliyorum. Şimdi burada tekrar bu işlemi, bu fonksiyonu sokarsam ne olmuş oluyor? Evet, yapılacaklar tablosunun ilk satır ilk sütundaki veriyi çekmiş oluyor. Evet, bravo. Burada da o yüzden satır sayısı, pardon, hangi satırda işlem yapacağımı da sabit değil, dinamik olarak sayaçla çekerek yapmış oluyorum. Şunu da şöyle kopyalayayım. Sayaçtan çekeceğim. Sayaçtan çekeceğim. İkinci kez burayı dolandığında ne olmuş olacak? Sayaç şu an 1 olduğu için otomatik olarak ikinci satırdaki veriyi getirerek o verileri çek demiş olacağım. Şimdi şuradan sonra da diyorum ki bakın al süreci tetikleyeceğim. Al süreçler bittikten sonra ana süreci devam ettirmiyorum. Bitsin. Bir de döngüm bittikten sonra da süreci bitireceğim. Yani ana sürecim bitsin, kapansın. Şu an onunla bir işim yok. Ve burada son olarak da diyorum ki şimdi ilk döngüm başladı. İlk satırdaki verileri çekti. Açıklama, termin ve yetkiliyi. Bu çektiği verileri hemen diyorum ki git
Toplantı görevlendirme süreci diye bir görevlendirme yaptık. Şunu bir kırmızı bayrağı alayım. Bakın görevlendirme süreci diye bir süreç yapmıştım. Onu tetikle diyorum. Buradan oraya da şunları gönder diyorum. Şu toplantı tarihi, nosu, konusu onları tek tek açmadım. Açıp onları da gönderebilirdik. Burada özetle şunları göndereceğim. Bu süreçteki yetkiliyi alt süreçteki yetkiliye gönder. Bu süreçteki görev açıklamasını aynı yere, bu süreçteki termin tarihinde termin tarihine gönder diye bir bilgiyi gönderme işlemini yaptım. Şimdi buradaki işlemim tamam. Ben bu döngüyle birlikte 3 tane ya da kaç satırsa o kadar satır tetikleyeceğim. Ne olmuş olacak? Bu süreç otomatik başlamış olacak. Tunca Bey'in de dediği gibi bu süreç benim alt süreç olarak kullanacağım bir süreç ve ben bunu kimsenin başlatmasını istemiyorum. O yüzden etkinliğini kaldırdım. Kimse göremeyecek bu süreci. Bu süreç başladığında şu veriler, yetkili, açıklama, termin tarihi otomatik dolu başlayacak. Ve ben diyorum ki bu görevin sahibi, göreve atanan kısmından geliyorum. Yetkili kişi kimse o olsun diyorum. İkinci olarak da görevin içine tekrar giriyorum. Tamamlanma tarihine de giriyorum. Bakın formül penceresinden termin tarihi yukarıdan ne geliyorsa o tarih olarak belirlensin şeklinde bir şey yaptım. Görevin içinde de yetkiliyi, açıklamayı, termin tarihini, işte varsa genel açıklamayı vesaire bu bilgileri de göstereyim. İşte butona bastığında da bu süreci bitirecek bir mekanizmamız olsun diyorum. Kısaca böyle bir döngü örneğinden bahsettik. Şunun canlı uygulamasını bir göstermeye çalışayım. Bir yerde hata yapmadıysak. Bakın canlı tasarım buraya gelmiş. Ama ben yine de bunu sonlandır deyip var mı başka açık yok. Toplantı sürecini tetikliyorum. Karşıma o form açıldı. İşte toplantı konusu ne? Eğitim yaptık bugün. Görev tanımında da neler yapmıştık yapılacaklarda? Peyzaj yapılacaktı. 22'sine kadar peyzajı Uğur yapsın. Çatı yapılacaktı. Çatıyı 24'üne kadar Doğukan yapsın. Burada da ne diyelim? Otopark yapılacaktı. 25'ine kadar. Burada da arama yapabiliyoruz biliyorsunuz. Hakan dedim. Hakan'a gelsin. 3 tane giriş yaptım şu an. Görevleri ata butonuna bastığımda o döngüler çalışmaya başlıyor. Sistem arkada bunları döndürme işlemini yapıyor. Bakın 3 tane görevlendirme süreci tetiklendi. Biri Uğur'a, biri Doğukan'a, biri Hakan'a. 22 Mayıs, 24 Mayıs, 25 Mayıs'ta bitecek şekilde görevlerde bitiş tarihlerini buraya atadık. Görevin içinde ne göstermem gerekiyorsa o bilgileri gösteriyorum. İşte yukarıdan toplantı konusu, toplantı numarası, genel açıklama, notlar vesaire dokümanlar varsa her birini de doğru elementle eşleyip bu sürecin içerisine hepsini tek tek getirebilirdik. Var mı şimdi alt süreçle alakalı akılda soru işareti? Ben bir süreçten nasıl farklı süreçler döngüyle tetiklerim? Burada aslında güzel bir örnek yapmış olduk. Döngüm başladı. İlk satırdaki verileri çektim. Bir kolu alt sürece gönderdim. Bir yandan da sayacı artırıp ikinci satır aynı şekilde gönderdim. Sayacı artırdım. Üçüncü satır gönderdim. Üç satır olduğu anda da karardan hayırdan çıkıp bu bitmiş oldu. Aynı anda da üç tane şu küçük görevlendirme sürecimi de tetikletmiş oldum. Döngüyle ilgili aslında anlatacağım çok işlem var. Bizim burada tablo, ben bu fonksiyonların listesini gönderdiğinde açıklamaları yazıyor olacak ama buradayken de çok kısa bu tablo ile ilgili fonksiyonları alıp gönderme ile ilgili diğer fonksiyonlardan bahsetmek istiyorum. GetLineItemData var, bir de GetLineItemDataText diye bir şey var. DataText'i sadece şurada kullanıyoruz. İşte string'de, date'de, numerik'te GetLineItemData diyerek istediğim veriyi çekiyorum. Ama o sütun bir pop-up select elementse, pop-up select'ten çektiğim kod ve text değeri farklı farklı olduğu için kodu için datayı çekiyorum. Bir de text'ini çekmem gerekiyorsa text'ini de text fonksiyonuna çekiyorum. Bununla birlikte tablodan veri çekebildiğim gibi o tablonun o sütununa, o hücresine veriler de yazabiliyorum. Bunun içinde bizim setLineItemCellValue fonksiyonu var. Bu da şu şekilde kullanılıyor. Hangi tablonun, hangi satırının, hangi sütununa ne yazacağım? Ne yazacağımın içine de tekrar getLineItemData ile başlayan şu
tablonun şu satır şu sütundaki veriyi bu tablonun bu satır bu sütundakiyle hücreye yaz şeklinde iç içe fonksiyonda yazabiliyorsunuz. Setline item value'nun bir de bir altında setline item cell text diye pop-up select'in textini doldurmam gereken bir durum olursa onun için de aynı şeyin text halini göndermiş oluyoruz. Zorunda mıyız? Sadece datasını value'sunu doldurmak yetiyor mu? Datasını doldurmak işlem yapmak için yetiyor ama o formu bir kullanıcıya göstereceksem text'i olmadığı için o bölüm boş gözükür. Ama arka planda kodu tutulur. Eğer birine bir şey göstermeyeceksem, text'i bir daha işime yaramıyorsa doldurmak zorunda değilim. Mail'i ne zaman atarsınız? Nasıl? Bunlarla ilgili mail'i ne zaman atarsınız? Mail mi? Her şey, eğitim dokümanlarını falan mı? Bu hafta içi atmaya çalışacağım. Tamam. Anlatmadığım bir tek web servis bileşeni kaldı. Web servisten de kısaca kullanımı nasıl oluyor ondan bahsedeyim. Onu nerelerde kullandık onlardan bahsedeyim. Sonrasında bitiriyorum yavaş yavaş. Bizim bir tane web servis tool'umuz var. Bunu da şuralarda kullanıyoruz. İşte eğitimin başında anlatmıştım. Alacağım veri database'den değil ya da erişebileceğim bir veri tabanından değil. Bize diyorlar ki bizim API'lerimiz var. Gelin buradan alın. İşte alabileceğimiz bir şekilde bir web servis yazıyorlar ya da anlatıyorlar. Bizim yazılım ekibi bir web servis yazıyor. Servisin adresini şuraya yazıyoruz. Servis adresi bölümüne yazıyoruz. Adresi çözünle dediğimiz zaman o adresteki metotlar alt alta dizilmiş bir şekilde burada karşımıza geliyor. İşte biz diyoruz ki şu metodu kullanacağım diyorum. O metot bizden bir parametre istiyorsa o parametreleri de eFlow elementleriyle gönderiyoruz. Örnek vereyim. İşte Pirelli'de e-finansla faturaları oradan almak için web servisle bir entegrasyon gerçekleştirdik. Orada da e-finansın web servislerini kullandık. O web servisin adresini yazdık. Fatura al metodunu kullanıyoruz. Fatura al metodu da bizden parametre olarak diyor ki sen kimsin? Bunun parametrelerini yolla. İşte ben Pirelli'yim. Pirelli'nin VKN'sini parametre olarak yolluyoruz. İşte Pirelli'nin VKN'sine gelen faturalarda hangi numaradan sonra gelen faturaları almak istiyoruz? Çünkü öyle bir fatura ID'si göndermesem en baştan itibaren gelen bütün faturaları alacak. Ben diyorum ki işte en son 46.278 ID'de kalmıştım. Ondan sonra gelenleri al diyorum. Ondan sonra gelen tüm faturaları alıyor. Ben parçalaya parçalaya o XML formatları parçalaya parçalaya de faturaları gönderiyorum. Kaç fatura geldi? 22 fatura geldi. O ID'ye 22 ekleyip güncelliyorum. Bir sonraki kontrolde 46.750'den değil işte 777'den örnek veriyorum. Gidip bir daha dinleyip almaya çalışıyor faturaları. Bu işte ne demiştik? SMS gönderebilir mi? Gönderebilir. SMS gönderebileceğiniz servisler var. Servisin adresini yazıp çıkarttığınızda SMS gönder metodunu kullanıyorsunuz. Parametre olarak da sizden şunları isteyecektir muhtemelen. Hangi telefon numarasına ne göndereceğiz? Telefon numarasını ve gönderecek SMS'i yazarsanız onları gönderimini sağlatabilirsiniz. Geçen bir müşterimiz şunu sordu. Fax gönderme imkanı var mı? Bizde yok ama bir bakalım. Belki servis vardır dedik. İnternette bizim bir arkadaş buldu. Serviste yine fax gönder metodu var. Parametre olarak da şunu istiyor. Hangi telefon numarasına hangi dokümanı göndermek istiyorsun? Döküman olarak da direkt Base64 formatını istiyordu. Direkt bizim dokümanın nesnesini kullanarak da otomatik onu fax, o numaraya fax gönder şeklinde bir tanımlamada yapabiliyorsunuz. Böyle dışarıyla olan alışverişte işte gitsin şu aşamadan geçerken sistem Merkez Bankası kurlarını otomatik çeksin getirsin onlara göre bir işlem yapayım gibi örneklerle bu işi de çoğaltmak mümkün. Kullanım şekli bu. Dönen değeri almam gereken yöntemlerde de tek yönlü değil çift yönlü diyorum. Bana dönen değeri de eFlow'daki şu elemente tek bir elementle eşleyerek alma işlemini burada gerçekleştirebiliyoruz. Web servisi anlattım. Şöyle bir genel geçeyim. Burada anlatmadığım, üzerinden geçmediğim bir şey kaldı mı? Backlet kaldı sadece. Backlet de şu amaçla kullanılıyor. Özgür Bey de söylemişti. Bazı durumlarda mesela burada onun bir örneğini aslında bazı yerlerde yapıyorum. Şurada bir call alt sürece gönderiyor. Bir call tekrar sayıcı artırıp döngüyü devam ettiriyor ya. Bazı yerlerde şunu gördüm ben. Kendi sunucularının performansından dolayı alt süreç tetiklenene kadar sayaç artırıp ikinci satır verilerini çekmiş oldu. Baktık ki ikinci satırı iki kere yollamış. Neden? Çünkü alt süreci tetikleyene kadar onların sunucunun performansı. Biz gittik sayıcı bir artırıp ikinci satır verilerini çektik bile. İşte orada da dedik ki şuradayken
Bu süreci şurada biraz bekletelim işte. 5 saniye beklet, 10 saniye beklet. Biz bunu DB göz atla yaptık. Çünkü bizim beklet bileşeni minimum 1 dakika bekletebiliyor. Hani 1 dakikada bekletirsem çok beklemesinler diye. Bazı yerlerde ama süreci yarım saat burada beklet, 1 saat beklet, 3 gün beklet gibi kullanım amaçları olabiliyor. Bir örnek yine Ankara müşterimizden gelmişti. Bir baktık, çok detayını hatırlamıyorum ama şöyle bir örnek yapmışlar. Örneğin fatura girişi yapıyorlar eFlow'dan. Faturaya girdikten sonra da Tiger'a göndermeye çalışıyorlar. Tiger'a göndermeden önce de bir sorgu çekmişler database'i. Demişler ki bu faturaya bağlı bir sipariş var mı? Fatura kuralı olarak bu sipariş faturayı biraz örnek veriyorum. Yani tam doğru da olmayabilir. Kural olarak demişler ki fatura aktarılmadan önce mutlaka siparişin ne olması gerekiyor. Sorguluyor siparişi var mı yok mu? Varsa sipariş numarasını çekiyor, yoksa boş dönüyor. Eğer boşsa tekrar sorgula diyor. Var mı yok mu? Şimdi dönmüş böyle sonsuz döngüde sürekli olmayan faturanın siparişini sorgulamaya çalışıyor. Böyle bir gün baktık ki CPU'lar falan tavan yapmış. Süreçler sürekli dönüp duruyor, hani bir yavaşlık var dediler. Baktık ki böyle bir sonsuz döngüye girmiş. Dedik ki sipariş eğer bulamıyorsa logoda bir 30 dakika beklesin. 30 dakika sonra gidip sorgulasın gibi örneklerle o beklet bileşenini anlamlı bir hale getirmiş olduk orada. Bu ve buna benzer örneklerde kullanmak yarar sağlayabiliyor. Ya da işte bir tane müşterimiz de şöyle bir şey yapmış. Hani ne kadar yararlı bilmiyoruz ama kullanıcıların hepsi masrafları giriyor onaya gönderiyor. Muhasebeye gelmeden muhasebeci demiş ki bana hepsini durdursun. Ayın 17'sine kadar hepsini durdursun. 17'sinde bütün masraf görevleri düşsün. Buranın içini açıp demişler ki ayın 18. gününe kadar beklet demişler. Yapılan bütün görevler burada 18'ine kadar duruyor. 18'inden sonra patır patır muhasebeye düşüyor. Ondan sonra işlemleri halledebilir. Yani kullanım şekline göre buraları çoğaltmak, detayları artırmak mümkün. Peki beklet yaptık dedik. 3 gün sonra, 5 gün sonra tetikledik. Ama o esnada bir gün sonra ihtiyacımız oldu. Manuel tetikleyebilir miyiz program içerisinde? Tetikleyemezsiniz. Yani veri tabanından müdahaleyle tabii ki tetiklenebilir ama kullanıcı arayüzünden bu süreci bekletmekten vazgeç gibi bir işlem yaptıramazsınız. Tasarıma gireceğiz oradan o zaman bekletme. Veri tabanına girip veri tabanından bir işlem yapmanız gerekiyor. Evet. İşlem olduktan sonra tasarımda işe yaramaz. Doğru, evet. Yani o 3 gün bekleyecek. Sizi arayacağız, toplayacağız. Evet. Bizi aramayacaklar, sizi arayacaklar artık müşteriler. Sizi, ama bizi arayan olursa da gösteririz tabii. Biz sizin. Olur. Bekleti ileriye alın diyeceksiniz. Biz de nereden almamız gerektiğini göstereceğiz bir kere size. Ondan sonra işlemler yürüyecek. Şimdi ben genel olarak hani bir gün içerisinde sıkıştırabildiğim kadarıyla temel başlıklar halinde örneklerle anlatmaya çalıştım. eFlow genel olarak böyle işliyor. Aslında anlatacaklarım da daha da vardı. Hani veri tabanından da bahsetmek isterdim. Projelerden de bahsetmek isterdim. Sizin varsa sorularınız veya merak ettikleriniz ben onları alayım. Raporunu görmek istiyorum. Nasıl? Rapor. Filtre aslında sabah göstermiştim. Rapor. Yani hani hangi kullanıcı neler yaptı, bunların böyle toplu dökümünü alalım. Anladım. Kendimiz yapabildiğimiz bir ortamlar. Rapor modülümüz yok. Bizim sadece filtre oluşturma modülümüz var. Filtre oluşturma modülünde de şunları yapabiliyoruz sadece. Süreç içinde girilen verileri sütunlar halinde raporlatabiliyoruz. Ama orada kriter olarak nasıl? Evet. Ama orada şunları da yapabiliyoruz. Detay olarak şunu söyleyeyim mesela. İşte Ahmet Bey'in reddettiği görevleri getir. İşte Mehmet Bey'in onayladığı görevleri getir. Hani bu süreç değişkenlerine göre raporlamalar da yapabiliyoruz ama siz diyorsanız ki şu süreçte şu kriterlere uygun raporlamayı çek getir hem tablolar halinde hem başlıklar halinde derseniz biz bu gibi durumlarda rapor süreçleri yapıyoruz. Yani mesela bir tane süreç tasarımı yapıyoruz. Manuel tetiklenen. Manuel tetiklediğim anda da DB göz attı. Almak istediğim rapora ait SQL sorgusunu oluşturuyorum. Kimini tabloya, kimini başlıklara çekiyorum. İlgili kişilerin önüne görev formu olarak gösteriyorum. Ya da kimseye görev gitmeyecekse de çektiğim bütün raporu e-posta olarak ilgili kişilere atlıyorum. Mesela şunu yapanlar oluyor. Her cuma akşamı eFlow akşam 6'da bir süreç başlatsın. Haftalık satış raporunu çeksin. O satışla ilgili hangi
satış temsilcisi kaç tane satış yapmış, toplam tutarı neymiş, kimlere yapmış, hangi illere yapmış ve benzeri artık ne çekmek istiyorsanız onların hepsini SQL ile çekebilirsiniz. Bunları ister eFlow'un veri tabanından çekebilirsiniz. O satışları Tiger'a vesaire bir yere aktarıyorsanız oradan da çekebilirsiniz. Çektiğin raporu tablolara bas, eFlow'daki elementlere bas. Onların hepsini de e-post olarak mail ile yöneticilere, şu kişilere, bu kişilere gönder. Süreci bitir. Yani kimseye bir görev gitmesine gerek de yok. Böyle rapor süreçleriyle nokta atışı istedikleri raporu alabilecekleri süreç tasarımları da yapıyoruz. O eFlow'un açık olması gerekiyor mu bunların yapılabilmesi için? Programı yoksa? Yok, hayır. Arkada zaten bizim servisimiz de çalışıyor. Veri tabanı da açık. Sistem de açık. Genelde patronların istediği şey şudur. Yani günlük neler yapmış ben bir göreyim mi? Çok istiyorlar. Öyle o zaman şey. Günlük rapor süreci. Günlük neyi görmek istiyorsa o bilgileri çekebileceği bir SQL. Rapor süreçlerinde sadece şuna ihtiyacınız var. Veriyi çekebileceğim sorguyu oluşturmak. Bunu oluşturduğunuz anda günde bir defa şu süreç başlasın. Şu veriyi çeksin. Şunlara bassın. E-postada da onları göndersin. Bitirsin. 3-5 tane bileşenden oluşan bir rapor süreci tasarım. Kısaca ben şunlardan da bahsedeyim. eFlow'da bir takım programlarla entegrasyon kuruyoruz. İşte şu ana kadar Tiger'la çok yaptık. İşte Netsys'le olmaya başladı. İşte SAP ile web servisle iletişimde kullandığımız yerler oldu. Hiçbir program kullanmadan sadece eFlow'u kendi içinde, işte satın almayı da kendi içinde yönetiyor, izni de kendi içinde yönetiyor. Ona göre tablolar yaptık, ona göre süreçler tasarladık. Böyle yönetilen firmalar da oluşuyor. Ama genel olarak çoğu yerle entegrasyon sağlatmaya çalışıyoruz. Firmalarda en çok satın alma süreçleriyle projelere başlıyoruz. Projeleri yaptıktan sonra işte avanstır, masraftır, böyle izindir, bu gibi daha basit süreçler sonrasında bizi izlemeye başlıyor. İşte bu aralar e-fatura süreçleri sıklıkla tasarlanan süreçler içerisine girdi. Ardından biz süreçleri canlıya aldıktan sonra dediğim gibi step step ihtiyaca göre adım adım gelen talepleri inceleyip analiz edip danışmanlık gününü verip bu süreci işte 2 günde, bu süreci 3 günde, bu süreci 55 günde artık ne kadar olacaksa tasarlarız. Onayını aldıktan sonra analizleri yaparız, tasarımını oluştururuz, eğitimleri veririz, canlıya alırız. Sonrasında gelen destek taleplerini de destek anlaşmaları kapsamında karşılaya karşılaya projeyi sürekli revize ederiz. Yani yaptığımız projelerin hepsinde bu işlem böyledir. Çok nadirdir. Hani kendi işlerinde yaparlar, bizi aramazlar, onu bilmeyiz ama yaptığımız projelerin çoğunda zaman içerisinde geliştirme taleplerini alıp tekrar projeyi geliştirip testlerini yapıp canlı ya da belli bir tarihten itibaren aktarıp proje geliştirmelerini tamamlıyoruz. Ben videoyu kapatıyorum bu adımda.